O zaman siz adamları toplayana kadar ufak bir Twitch hikayemi anlatmak istiyorum. Çünkü Twitch hikayemi başkaları anlatmış, yanlış anlatmış. Arkadaşlar, Twitch hikayem şöyle. Ben yıllarca bir salaklık Ya. yaptım. Ya ne ya? Bir şey oldu abi, tamam. Bırak. Anlatabilir miyim izninle? İzninle ya. Ya siz de dinleyin istiyorum yani. Siz de dinleyin. Tamam, Eril bu bekleyeceğim Twitch işlere. hikayemin bu arada ilk witness'ıdır. Witness me brothers. 17 bini gördük bu arada. What the fuck is happening? I don't know. Eril Twitch hikayemin başından sonuna kadar yanımda bulunan sevgili bir arkadaşımdır. Buradan her şey için Eril'e tekrardan bir teşekkür ediyorum. Vıçıl sana bir selam vardı bu Rica arada, ederim. unuttum. Şimdi arkadaşlar, Mesela. benim Twitch hikayem şöyle. Ben uzun zaman Dota fanboyluğu yaptım. Yanlış bir hareketti. Neden yanlış bir hareketti? Çünkü profesyonel oynamıyordum. Yani profesyonel oynasan neyse, oyna değil mi? Yani çok mataf bir oyuncu da değildim. Ortalamanın bayağı üstünde olduğumu söyleyebilirim. Ama çok çok iyi bir Dota oyuncusu değildim. Yıllarca Dota yayıncılığı yaptım. Şükür ki gittim Dota'nın en büyük isimleriyle tanıştım. Toby Vann'dan tut Dendisine. Bunların hepsiyle tanıştım, kaynaştım. Gittim ESL One Frankfurt'ta sunum yaptım. Bayağı bir insana Dota izlettik Türkiye'de. Fakat hem Dota'dan sıkıldım hem de Dota'yla bir yerlere gelemeyeceğimi anladım. Ve arkadaşlar, benim bugün burada olmamın sebebi bunu açık ve net söylüyorum. League of Legends. Neden League of Legends? Base TV'de Ferit'le tanıştık. Aşkımızın ilk günleri. Ferit dedi ki o zamanlar, ben dedi yayıncı olarak dedi bir tek Ahmet'i görüyorum dedi ve izlerken çok keyif alıyorum dedi. Ondan sonra böyle bir yükseliş. Neden League of Legends? Çünkü Türkiye'de Twitch'e izleyiciyi çeken oyun League of Legends'tır. Her ne kadar komünitesini hala beğenmesem de. Bir başka sebebi de League of Legends oynamaya başladım. Çünkü kız arkadaşımla oynayacak başka ortak oyunumuz yoktu. Buradan da Melis'e selam. Bana League of Legends oynattığı için. Ya Bayağı keyifli oyun gene de oynadım. böyle. Keyifli yani, bir de Oynanıyor. yeni bir Aynen. şeyler İyi deneysin öğrenmenin. abi. Yıllar sonra yani MOBA oynayıp oynayıp farklı bir MOBA öğrenmek. Bir oyunun öğrenme kısmı en zevkli kısmıdır. Bu her oyun için geçerli. Online olabilir, MOBA olabilir. HOTS'u deli gibi oynuyorduk abi, hatırlamıyor musun? HOTS. Biz ilk öğrenmeye başladığımızda HOTS'u. Yani günde 20 saat HOTS Aynen. oynuyorduk. Feritlerle. ESC'de Ben oyun severim oynuyorduk yani. Oyunun gerizekalı. öğrenilmesi şeyini severim yani. Sercan ZYN'e hoş geldin abi. Ondan sonra ne oldu? Biz Feritlerle iyice kaynaştık. Ben bunların TS'sinden çıkmıyordum. Yani yayın içi, yayın dışı biz beraber bayağı farklı oyunlar oynuyorduk. HVA'nın dağılmasının sebebi de benim. Buradan Kudret Çoruh'a selamlar. Buradan Kudret Çoruh'a selamlar. Neden HVA dağıldı? Çünkü ben bunları bütün gün Civilization falan oynatıyordum. AS YouTube. Beraber bayağı oyunlar oynadık. Ondan sonra bütün bu LoL camiasındaki güzel insanlarla tanıştım. Hepsiyle taşak da geçtim çünkü bu taşak kaldırabilecek koca yürekli insanlar. Taldirim buradan selamlar. Fabu selamlar. Yani bir tek şey kaldıramıyordu. Panda. Stomage. Revanç mı? Sen söyle. Stomage. Onun dışında Abu hepsiyle çok iyi. gayet güzel taşağımızı da yaptık. Muhabbetimizi de ettik. Ondan sonra tanındım. Yani benim tanınmamın sebebi ona laf at buna laf at değil ama yani benim inancım şöyle, zaten güzel bir şey yapıyordum, daha büyük bir kitleye ulaştı. Şimdi o kitle farklı farklı bir ton oyun oynuyor. Bence de bu güzel bir şey. Yorulamam bu kadar.